Türkiye'de yargıyı hep konuşuyoruz zaten. İşte en son Ekrem İmamoğlu'na bir ceza verildi ahmak sözü nedeniyle. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'na üyelerine söylediniz diyerek İçişleri Bakanı'na verdiği ceza farklı bir noktaya çekildi ve 2 yıl 8 ay mıydı 7 ay mıydı ne bir ceza verildi. Bununla beraber siyaset yasağı da geldi. Şimdi dosya istinafta ve orada görüşecek, sonra da Yargıtay'a gidecek eğer orada farklı bir uygulama olmazsa. Ve bugün İsmail Saymaz'ın haberiyle öğrendik ki cezayı veren hakim Min kardeşi FETÖ soruşturması geçirmiş. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin o kadar çok iddia vardı ki hatırlayın İçişleri Bakanı iltisaklıları getirdin, iltisaklıları parkta çalıştırıyorsun, iltisaklıları itfaiyede çalıştırıyorsun gibi suçlamalarla neredeyse İstanbul Belediye Başkanı'na kayyum atanacaktı. Yani o noktaya doğru geldi. Bir terör soruşturması bile geçirdi. Ama şimdi onu yargılayan hakimin kardeşi farklı bir durumda. Bununla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Yani buradan çok farklı kokular geliyor diyor Ekrem İmamoğlu. Bu işin bir sıkıntılı tablo olduğunu söylüyor. Daha önce yargılamayı yapan hakim ve ceza vermediği için İstanbul'dan tayini çıktığı iddia edilen hakimin de bir FETÖ soruşturması geçirdiği konuşulmuştu. Bunları bir birlikte değerlendirelim istedik. Kemal Polat var avukat karşımızda. Onunla konuşacağız. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı telefonda. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir normal bir şey göremeyeceğiz mi bu davalarda? Hep böyle bir anormallikler çıkıyor. Yani normal bir şey görmek ümidiyle yaşıyoruz. Öyle diyelim. Nedir şimdi bu mesele? Ya, Kemal Bey. Ya şimdi bu haberleri ben de okudum. Yani gerçekten dehşet verici bir şeyle daha karşı karşıyayız. Hı hı. Bütün bu yargılama sürecinde zaten bu şekilde benzer bir takım kulisler, konuşmalar, sözler altında geçti. Yani yargılamanın bu tür söylentilerin ve gölgelerin tamamından arındırılmış olarak yürütülmesi gerekirken biz bunların gölgesi altında bir yargılama süreci gördük ve sonuçta da adil olmayan bir kimsenin de adil diyemeyeceği bir kararla karşı karşıya kaldık. Şimdi ilk yargılamayı yapan hakimle de ilgili çok şey konuşuldu. Evet. Yani ceza vermeyeceğini beyan ettiği için İstanbul'dan gönderildi, Samsun'dan gelmişti, zaman dolmadan gönderildi. Bu meseleyle ilgili başvurular yapıldı. Yani öyle iddialar vardı. Evet. Bu meseleyle ilgili HSK'ya hiçbir inceleme olmadı değil mi bununla ilgili? Yani çok önemli, çok büyük iddialar bunlar çünkü. Tabii kesinlikle. Yani bunların soruşturmanın yapılıp bir an evvel de sonuçlandırılarak kamuoyunun aydınlatılması, vicdanlardaki bu huzursuzluğun ortadan kaldırılması gerekir. Herhalde böyle bir arayış, böyle bir dert yok ki hala sessizce devam ediyor. Yani avukat arkadaşlarımız Ankara'ya gittiler. YSK'nın önünde açıklama yaparak başvurularını yaptılar. Hala bekliyoruz. Ortada bir şey yok. Onlar açıklığa kavuşturulmalı. İşte benim duruşmada söylediğim bir şey vardı. Yani bu hakim size 2 senenin üzerine ceza verecek, 2 senenin üzerine ceza verecek, bunun için buraya getirildi denildiğinde. Ya bize bugüne kadar usulü bazı haklarımızı hatırlatmadınız. Bunları hatırlatmamızın bir göstergesi de örneğin 2 yıl 2 ay ceza verecek olmanız değildir inşallah dedik. 2 yıl 2 yıl 7 ay verdi. Demek ki doğruymuş. Mu acaba? Yani bütün bunların şimdi ciddiyetle soruşturulup açıklığa kavuşması lazım. Bu gölgeler altında bu yargılama yürümezdi. Bundan sonrasında yürümez zaten. Şimdi tabii asıl enteresan tarafı özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik olarak terörle iltisak soruşturmaları. Yani birçok işte bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Büyük büyük basın toplantıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, beraber İçişleri Bakanı oturdular. Evet. İşte CHP terör yan yana eşittir falan gibi grafiklerle de yapıldı bunlar. Ve orada da işte şu adam şununla iltisaklıdır. Niye abisi bilmem nerede bilmem nereye katılmış. Şu adam şununla iltisaklıdır. Niye bunun kardeşi bilmem ne zamanda burada bilmem ne yapmış falan diye. Şimdi hakimlerde bu durum geçerli olmuyor mu acaba? Yani şimdi her şeyden evvel zaten bir kere hukukta, bir normal bir hukuk düzeni, bir hukuk devletinde çifte standart diye bir şey olmaz. Yani doğruluğun yanlışlığın tartışmanın dışında söylüyorum. Çifte standart olmaz. Bir yerde bir şey söylüyorsan diğer taraf için de aynı şey geçerli olmalı. Bu söylentinin de ne olup ne olmadı, bunun ardında nelerin yaptığı açıklığa kavuşturma, Sayın Başkanım bugün dediği gibi evet, değişik kokular geliyor yani buradan. Nedir onlar, ben onu soracaktım. Yani değişik kokular dediği, yani acaba bir durum var, acaba buna benzer başka şeyler var da bu bir baskı mı yaratıldı,
bizim de bunları kullanarak baskı mı? Bu hakimler özellikle mi seçildi? Baskı yaratılmak için bu hakimler özellikle mi seçildi gibi bir mi herhalde. Acaba yani evet mi acaba yani kamuoyunda bunlar hep soruluyor. Rahatlatılmalı insanlar bu gölgeden arındırılmalı. Arındırılamıyorsa da ya biz arındıramadık gelin oturalım yeniden yargılamadık. Yapalım denilmedi. Bir çare bulunmalı yani böyle gitmez. Peki. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Bunun bir normal hukuk düzeninde, hukuk devletine kabul görebilmesi mümkün değil. Peki. Bir çaresini bulmak zorundayız yani. Peki İsnaf Mahkemesi, İsnaf Mahkemesi'nde durum nedir Kemal Bey? İsnaf Mahkemesi'nde şu an dosya işlemsiz bekliyor ama orada şöyle bir şey var. Yani en azından orada ciddi bir yargılamanın yapılması gerektiği konusunda talebimiz var. Yani ne olacak ne olmayacak göreceğiz. Orada Sayın Başkan'a yönelik olarak işlenen bir takım hakaret suçları dolayısıyla bizim 1,5 yıldır filan bekleyen ortalama söylüyorum. Dosyalarımız var 6-7 tane. Herhalde o dosyalardan önce bunu almamaları gerekecektir. Yani biraz daha sürenin uzun sürmesini bekliyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Veya normal işliyorsa eğer. Ben normali söylüyorum. Ama normale ne kadar yaklaşacaklar, uzaklaşacaklar ya da normal çerçevesine ne kadar hareket edilecekler. Tabii ki ona göre bilmem bu şartlar altında çok mümkün olamıyor maalesef. Şu anda dosyanın durumu ne? Yani bir ilerleme var mı orada? İsnafa başvuruyu yaptı savcılık falan şey oldu bu oldu. İşlemsiz olarak dosya duruyor şu an. Duruyor sadece. Normal, tabii duruyor. Normal sürecine bakacak olursak daha 2021 dosyaları bitmiş değil o dairede. 2021 bitmiş değilse 2022-2023 2 sene daha durması lazım. Normal eğer üste alınmazsa yani dosya. Almanın gerekçesi ne olacak? Orada dediğim gibi benim 1,5 yıldır bekleyen dosyalarım var. Müşteki oldum Sayın Başkan adına. Peki bir gerekçeye ihtiyaç var mı sizce bu sistemde? Ben pek bir gerekçeye ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. Aldık hızlı bitirdik. Daha ne istiyorsunuz gibi bir şeyde savunma bile duyabilirsiniz yani bununla ilgili. Olabilir tabii ki. Peki. Olabilir. Ama olmamasını diliyorum. Yani bu normalden uzaklaşmayı normal hale getirilmemesini dileyelim. Peki çok teşekkür ederiz. Yürücülme birlikte bu benim son sözüm olsun. Önemli. Sağ olun katıldığınız için, bilgi verdiğiniz için. Kemal Polat, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı konuştu. Yani çok enteresan kokular geliyor açıklama. Zaten Ekrem İmamoğlu da onu da hatırlattı. Yani çok acayip bir yargılama oldu gerçekten. Yani bu daha önce yazıldı işte bir hakim Samsun'dan geliyor. Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasına katılıyor. Çevresine... Sanıyorum Barış Terkoğlu yazmıştı değil mi? Arkadaşlar bana bir doğru ya da yanlış deyin. Haksızlık da etmeyelim, birinin hakkını da yemeyelim diye söylüyorum. Yakınlarına diyor ki ben bu davadan ceza veremem. Yani Ekrem İmamoğlu'na olmaz böyle bir şey. Bunun üzerine işte bu meseleyle ilgili hemen bir özellikle işte İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın harekete geçtiği ve o hakimin oradan alındığı, yargılama devam ederken alınıp Samsun'a geri gönderildiği iddia edildi. Çokça konuşuldu bu. Tek bir açıklama gelmedi bununla ilgili. SK'da da bu iş incelenip bir sonuca vardırılmadı. Bu çok çok konuşuldu. Yani bu normal bir hukukun geçerli olduğu, adaletin doğru işlediği bir ülkede Adalet Bakanı istifasını getirebilecek kadar önemli bir hadise, bir şey söylenmedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na ceza veren hakimin geçmişiyle ilgili tartışma var. Olacak şey değil bu. Yani iltisak diyorsunuz, günlerce basın toplantısı yapıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne oldu? Yani 447 tane terörist var diye İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Hala o teröristler çalışıyor mu şimdi İstanbul'da? Bitti mi yani o açıklamalardan sonra? Ne oldu? Buhar mı oldular hepsi? Gittiler mi yani bu ülkeden? O günün konjonktürel şartlarıyla o gün bu meselenin köpürtülmesi gerekiyordu. Köpürtüldü. Belki bir plan vardı. İşte ne bileyim Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacaksa başka şeyler devreye girecekti. Cumhurbaşkanı adayı olmadı, ona göre hareket edelim mi dendi. Nasıl yürüdü? Ama yargının sopa olarak kullanıldığı hissini arttıran her türlü gelişme yaşandı bu süreçte. Bu meselede soruluyor Ekrem İmamoğlu'na. Diyor ki vallahi tabii İBB'de terör örgütüyle iltisaklı diye nasıl kıyamet koparıldığını biliyoruz diyor. Kıyameti koparanların içinde bakanından başka kurumlara kadar varan makam sahibi insanlar var. Ya o oturma düzenini bir hatırlayın ne olur ya. O oturma düzeni.
İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, daire başkanları falan. Yani devlet burada, İBB büyük bir tehdit altında, terörist çalıştırıyor, teröristlere teslim edilmiş havası yaratan, görsellerde de öyle bir şey vardı. Böyle bir organizasyon. O ara yani yani o açıklamalara inananlar eyvah İstanbul elden gidiyor falan demişlerdir. Ama 2018'de de DHKPC'liler su faturalarını getirecek propagandası yapılmıştı. Aynı cenahta. Terör örgütüne iltisak diye nasıl kıyamet koparıldığını biliyoruz diyor İmamoğlu. Kıyameti koparanların içinde bakanından başka kurumlara kadar varan makam sahibi insanlar var. Tabii şunu söylemem lazım. Hakimler ve Savcılar Kurulu çok önemli bir sınav veriyor. Herkesin malumu, davanın ilk hakimine nasıl telkinde bulunulduğu, nasıl zorlandığı, hatta tehdide varacak şekilde bir takım iddiaların konuşulduğu bir süreç yaşandığı ortada. Yani bunu da iddia diye ortaya koymuyor Ekrem Hanım. Bilerek söylüyor. Ya bu davanın hakimine ceza ver diye baskı yapıldı. Ben buna ceza veremem dediği için de İstanbul'dan gönderildi. Ve hatta bu konu aslında neredeyse kanıtlanmış gibi diyebilirim diyor. Ama HSK bu konuda tek bir adım bile atmadı. Şimdi cezayı veren hakimin kardeşinin FETÖ ile iltisaklı olmasıyla ilgili süreç konuşulduğunda. Çok net. Hani bu acı bir durum. İşin içine çok pis kokular geliyor diyor Ekrem İmamoğlu. Acaba nasıl böyle bir hakim atanmış? Bir kurgu mu yapılmış? Bir sürü şey insan düşünmeden edemiyor. Zaten uydurma bir mahkeme, uydurma bir dava. Düşünsenize işte hala İstinaf Mahkemesi'nde bekletiyorlar. En başta söylediğim gibi Hakimler Savcılar Kurulu önemli bir sınava tabidir. Şu ana kadar sınavların hepsinde sınıfta kaldı. Bakalım bu aşamada ne yapacak diyor Ekrem İmamoğlu. Bu yargılamayla ilgili sürecin hukuki olarak ilerlemediğini ortaya koyan açıklamasında gerçekten tereddüt yaratabilmek için her şeyin yapıldığı bir dava. Bir taraftan terörle ilgili soruşturma, oradan o soruşturmadan savcılığa başvuru var çünkü. O soruşturmadan bir kayyum ataması gerçekleşir mi diye yaşatılan bir gerilim var ülkede siyasi. Bir taraftan İstanbul Belediyesi'ni teröristlere teslim ettiniz, terörist çalıştırıyorsunuz diye ülkenin İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Ya kimmiş bunlar diye baktığınızda işte kardeşi, ablası bilmem ne falan diye geliyor. Temiz kağıda alınması o dönemde yasak Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla, biz bu işi nasıl yapacağız diyor İBB. Ama onlar akılda kalmıyor. 447 tane terörist var. Nerede? Yok. Nerede? Kaç aylar geçti üzerinden? O teröristler orada çalışmaya devam ediyorsa İçişleri Bakanlığı da ciddi bir görev suçu işliyor demektir.